İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van'daki Ermeni mezarlığı tahrip edildi. Azerbaycan tarafı Ermenistan Cumhuriyeti Kapan Goris Devletler Arası yolun Darmırakar Şurnuh bölümünü kapattı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Rus barış güçleri ilk kez Arsak'ın uzak köylerindeki hasta kabul merkezinde tedavi uyguluyor. Türkiye, Afganistan'dan askerlerini çekmeye başladı. Yahama Sıra Dağları'nın Karmir Katar Dağı doğal anıtlar listesine dahil edilecek. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'daki Perre Antik kentinde kazı çalışmaları sürüyor. Batı Ermenistan'daki Amasya Müzesi sergilenen eserlerin Ermeni kökenini gizliyor. Türk parlamentosunda muhalefetin bir parçası olan Kürt Yanlısı Halkların Demokratik Partisi, Van ve Dikranagert milletvekilleri Murat Sarısaç ve Hişyar Özsoy, Van'daki Ermeni mezarlığının yıkım konusunu mecliste gündeme taşıdı. Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Kalecik köyündeki Ermeni mezarlığı, alan sahibi olarak hareket eden bir kişi tarafından iş makineleri tarafından tahrip edildi. Mezar taşları yerinden oynadı ve insan kemikleri ortalığa saçıldı. Muhalefet milletvekilleri dini ve kültürel yapıların devlet korumasının gerektiği gibi yapılmadığından, bunun sonucunda örneğin Van'daki Ermeni mezarlığının tahrip edildiğinden şikayet ettiler. Milletvekili Murat Sarısaç, 2017 yılında Van'da devletin izniyle başka bir Ermeni mezarlığı üzerine soyunma odası ve otopark yapıldığını hatırlatarak definecilerin eylemlerinin durdurulmadığını hatırlattı. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi 25 Ağustos akşamı saat 23 sıralarında Azerbaycan tarafının Ermenistan Cumhuriyeti'nin Kapan Goris Devletler Arası yolun Garmırakar Şurnuh bölümünü kapattığını bildirdi. Armen Pres'in aktardığına göre Ulusal Güvenlik Servisi yayınladığı mesajda bahsedilen bölgede araçlar tahliye edildi, yolun açılması, insanların ve araçların normal iletişimi yeniden sağlamak için çalışmalar sürüyor ifadesini dile getirdi. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi yalnızca resmi haberlerin takip edilmesi çağrısında bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Azerbaycan askerleri tarafından işlenen bu eylemi Ermenistan Cumhuriyeti'nin sivil halkına karşı önceden planlanmış açık bir suç olarak görmektedir. Arman Tatoyan, olayla ilgili uluslararası kuruluşlara mesaj gönderileceğini belirtti. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı basın servisine göre Artsakh'ın Van köyünde hasta kabul merkezi açıldı. Burada aynı zamanda kayıp askerler hakkında bilgi toplayan, insani yardım sağlayan ve diğer konularda yardımcı olacak bir yardım hattı işliyor. Toplamda 800'den fazla kişi hasta kabul noktasına başvurdu. Bunlar arasında yardım hattı telefon numarasına 400'den fazla başvuru alındı. Rus Barış Gücü Birlikleri temsilcisi Dimitri Tusidin'e göre, bugün yerinden edilmiş vatandaşlara ve büyük ailelere 5 tondan fazla yiyecek teslim edildi. Askeri doktorlar yerel hastanede Van köyünün 150 sakinine danışmanlık ve tıbbi yardım sağladı. Armen Pres'in haberine göre RIA Novosti Ajansı, Türk askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin başladığını bildirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk ordusu Afganistan'daki görevini başarıyla tamamladıktan sonra geri dönüyor denildi. Fakat analistlere göre Erdoğan'ın son aylardaki açıklamaları ve attığı adımlar Türkiye'nin yeni Neo-Osmanlı politikası çerçevesinde Afganistan'da yerini alacağını gösteriyordu. Ancak dedikleri gibi cumartesi Cuma'dan daha erken geldi ve Türk ordusu Afganistan'ı 31 Ağustos'a kadar terk edecek. Ermenistan Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Gehama Sıra Dağları'ndaki Garmir Katar Tar Dağı'nı doğal anıtlar listesine dahil etmeyi teklif ediyor. Armen Pres'in aktardığına göre bakanlığın yayınladığı mesajda hükümetin ilgili taslak kararına göre mevcut koşullarda özel olarak korunan doğa alanının korunmasını dış estetik jeolojik görünümün ve jeolojik açıdan değerli bir alan olarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Tar veya Garmir Katar adıyla anılan volkanın doğal anıtlar listesine dahil edilmesini önerdiği iletiliyor. Çevre Bakanlığı ise şu açıklamayı yaptı.
Garmir Katar, Gegamasıra Dağı'nın orta su havzasında yer alarak Ajdahak Yanardağı'nın güneybatısında 3530 metre mutlak yüksekliğe sahip bir curuf konisidir ve tepesinde 300 metrelik krater gölü bulunmaktadır. Aynı zamanda büyük bir turistik öneme sahip birçok dağcının ve ekoturizm severlerin favori yeri olarak kabul ediliyor. Eski Ermeni Komagene Krallığı'na ev sahipliği yapan 5 önemli kentten biri olan Örenli Mahallesi'ndeki Perre Antik Kenti'nde 9 kişilik ekip göreve başlarken şarap üretim tesisi ve mezarlık alanda kazı çalışmalarına başlanıldı. Antik kentte bulunan 220 metre uzunluğundaki merdivenin nereye uzandığı uzmanlar tarafından merak ediliyor. Orası büyük ihtimalle dini bir alana çıkacak. Karakuş Tümülüsü'nde de kazı çalışmalarının başlatılması planlanıyor. Karakuş Tümülüsü, Nemrut Dağı Ulusal Parkı'nın içinde bulunup buradaki anıt Komagene Kralı 2. Mıhırtades'in annesi İsas adına dikilmiştir. Batı Ermenistan'daki Amasya Müzesi'nde Ermeni kültürel mirasının örnekleri sergileniyor ancak kökenleri hakkında söz edilmiyor. Türk Twitter kullanıcılarından biri Ermeni mirasının Bizans Tarih Galerisi'ne dahil edildiğini ve Ermeni kökenleri hakkında hiçbir bilgi bulunmadığını belirterek bu konuda uyarıda bulunuyor. Açık olarak sergilenen eski Ermeni İncil kitaplarının bile Ermenice olduğundan hiçbir yerde bahsedilmiyor. Kullanıcı, Amasya Müzesi'nin Doğu Roma Bizans İmparatorluğu bölümü hatalarla dolu, tecrübesizlik, cehalet, kayıtsızlık ve bilinçli olarak bilgiyi saklama eğilimi birbirine karışmış durumda. Doğu Roma İmparatorluğu adı altında Amasya ve çevresinden getirilen 19. yüzyıla ait heykeller, ikonalar ve inciller sunulmaktadır. Ama buraya nereden ve hangi yollarla geldiklerine dair bir açıklama yok ve varsa da çok eksik ve yetersiz. İnciller Ermenicedir ancak ziyaretçilere Ermenice oldukları konusunda herhangi bir bilgi verilmiyor diye yazdı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Lernabar adlı topluluk tarafından icra edilen Ermeni etnografik dansı Lernabar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.